var. Yani şimdi bunu cevaplamak için Silikon Vadisi'nin altyapısına bakmak lazım. Bence en büyük sebebi, birkaç sebebi var. Bunları sıralayayım. Birinci en büyük sebebi, yani neden Silikon Vadisi'ndeki şirketler çok başarılı oluyor? Birinci sebebi şu, bu bölgede çok başarılı ve girişimciliği destekleyen dünyanın en iyi okulları bulunuyor. Birincisi Stanford, ikincisi UC Berkeley. Şimdi Stanford'a baktığınız zaman yani birçok mezunun ya da o okulda okumuş olan insanın çok başarılı girişimciler olduğunu görüyorsun. Zaten mesela Google'ın iki kurucusu Stanford mezunu değil, mezun olmadan Stanford'dan ayrılan iki arkadaş. Ve Silikon Vadisi'ndeki çoğu başarılı şirketin de kurucularının büyük bir kısmının Stanford'da okumuş olduğunu görüyorsunuz. Bir kere Stanford'ın bu girişimcilik kültürünü empoze etmesi ve verdiği eğitimden ziyade o girişimcilik düşünce yapısını öğrencilerine empoze etmesi en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda da bu UC Berkeley ve Stanford gibi okullar dünyanın her yerinden en zeki beyinleri bir kere buraya çekiyor. Yani Silikon Vadisi'ne her sene binlerce dünyanın en zeki beyinleri buraya pompalanıyor. En büyük sebebi bu. Bu okulların burada olması ve her sene bu okullarında dünyanın her tarafından en zeki beyinleri buraya pompalıyor olması birinci sebep. İkinci sebep de şu, zaten on yıllardır, yıllardan beri gelen bir girişimcilik altyapısı ve düşünce yapısının burada kurulmuş olması. Yani burada nereye baksanız, ya burada girişimci olmak çok kolay. Çünkü yatırımcılar burada, girişim sermayesi yatırımcıları burada. Yani dünyanın en büyük girişim sermayeci yatırımcıları Silikon Vadisi'ndeler. O yüzden böyle bir 10 yıllardan beri kurulmuş bir altyapı var. Yatırımcılar burada bir girişim kurmak istiyorsanız, mesela bir avukatlık hizmeti almak istiyorsunuz. Sırf girişimcilik alanında uzmanlaşmış avukatlar var burada. Bunları erişiminiz çok kolay. Yani girişimcilik için ihtiyacınız olan her şeye erişiminiz çok kolay. Yani 10 yıllar önce zaten yavaş yavaş burada bir girişimcilik altyapısı oluşmuş. O yüzden buradan çıkan şirketlerin başarılı olma olasılığı çok çok fazla artıyor. Onun dışında da kafa yapısı olarak Silikon Vadisi'ndeki insanların çok belirgin belirli bir kafa yapısı var ve bu kafa yapısındaki insanların burada fazla olmasının da bu şirketlerin başarılı olmasında çok büyük etkisi var. Bu kafa yapısının nedir? En büyük benim gözlemlediğim bu Silikon Vadisi girişimci kafa yapısı bir, etrafındaki insanları tek bir şey beklemeden yardımcı olma mantalitesi. Yani bilgi paylaşımı Silikon Vadisi'nde çokça insanların başvurduğu bir özellik. Mesela Türkiye ile biraz karşılaştıracak olursak, biz Türkler olarak biraz bilgi paylaşmaktan çekiniyoruz. Çünkü diyoruz ki ya ben bu bilgiye sahibim, ben bunu pek paylaşmayayım çünkü yarın öbür gün gelir paylaştığım insan bana rakip olur. O yüzden bu bilgiyi ben kendime saklayayım, ben daha başarılı olurum. Silikon Vadisi'nde tam tersi, insanlar sahip oldukları bilgiyi paylaşıyor ki etrafındaki insanlar da güçlensin ve hep beraber bir havuz olarak beraber başarılı olalım. Ve keza da bu çok etkili olan bir metot. Silikon Vadisi'nin en büyük başarılı olmasını sağlayan en büyük etkenlerden birinin de bu kafa yapısı olduğunu düşünüyorum. Özetleyecek olursak, bir, burada dünyanın en iyi okullarının en iyi eğitimi veren okulların olması ve bu okulların girişimcilik kültürünü empoze etmesi ve her sene buraya yağmur gibi dünyanın en zeki beyinlerini çekiyor olmaları. İki, çok sağlam bir girişimcilik ve şirket kurma altyapısının burada yıllardan beri hazırlanmış olması, gerek girişim sermayesi yatırımcılığı olarak gerek bu tarz girişimcilere destek veren ikincil etkenlerin olması, avukatlık, işte muhasebe vesaire gibi hizmetlerin erişimine çok basit olması. Üç de bu yardımlaşma ve bilgi paylaşımını destekleyen kafa yapısındaki insanların çok fazla olması en büyük etken benim gözümde.